Sevgili izleyiciler, burada Hayat Var programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün biraz daha ılık bir havaya uyandık diyelim. Hani tamam kışı yaşıyoruz ama artık çok soğuk değil gibi, yağmurla birlikte biraz soğukların gittiğini düşünüyoruz. Güzel bir güne başladık. Günümüz güzel başlasın, bütün günümüz öyle geçsin diyoruz her zaman. Bugün sevgili izleyiciler, önemli bir konuyu konuşacağız sizlerle. Birazdan stüdyomuzda aile terapistimiz, cinsel terapi uzmanı Taner Can Atar bizlerle birlikte olacak. Çocuk gelinleri konuşacağız sevgili izleyiciler. Ülkemizde de çok sık yaşanan önemli bir problem. Gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde genelde ergenliğini tamamlamadan kızlarımız işte ruhsal ve fiziksel gelişimlerini tamamlamadan bir takım gerekçelerle, çoğu zaman bu aile içi geçim sıkıntısı olabiliyor, aile içi cinsel istismar olabiliyor, şiddet olabiliyor veya evlilik dışı gebelikler olabiliyor. Maalesef ruhsal ve fiziksel gelişimini tamamlamadan bu kız çocukları kendi rızaları da asla olmaksızın evlendiriliyorlar. Bu ülkemizde de yaşanan önemli bir sorun. Bugün bunu konuşacağız sevgili izleyiciler. Uzman doktor Taner Can Atar'la. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Stüdyoda konuğumuz aile terapistimiz. ÇİSET Başkanı diyelim önce, değil mi Taner Bey? Adana Şube Başkanı, evet. Yani. Adana Şube Başkanı. Aile Terapileri ve Terapistler Derneği Genel Başkanısınız. Evet. Aynı zamanda aile ve evlilik terapistisiniz. Bugün aslında çok tatsız bir konuyu konuşacağız. Çok güzel de başlamadık programa. Sizin verdiğiniz birkaç örnekle. Çocuk gelinler maalesef zaman zaman karşılaşıyoruz. İşte az gelişmiş ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerde biz hangi statüye giriyoruz ben onu bilmiyorum. Hala herhalde gelişmekte olan bir ülkeyiz. Bir türlü gelişemedik bu konuda da. Ne demek çocuk gelin? Yani hangi yaş aralığındaki çocukları çocuk gelin olarak nitelendiriyoruz? Öncelikle sizin nezdinizde tüm yayın ekibinin, bizim izleyicilerimizin ve halkımızın yeni yılını kutluyorum. Sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyorum hepimiz için. Hakikaten toplumumuz için hala kanayan bir yara bu konu, evet. Çocuk gelinler. Konuşurken de hakikaten yani öncesi kötü hissettik kendimizi. Evet. Ama yaşantımızın içinde maalesef var. Bir şekilde buna müdahale edebilmek, önüne geçebilmek hayati önem arz ediyor. Çocuk gelin tanımının kendi bile başlı başına bir problem hakikaten. Ve maalesef yasalarımızda bile henüz bunun kesin bir sınırı, yaş sınırı yok. Mesela Türk Medeni Kanunu'na göre 17 yaşını doldurmamış. Evet. Çocuk Koruma Kanunu'na göre 18 yaşını doldurmamış. Ama Türk Ceza Kanunu'na göre ise 15 yaşını doldurmamış olanlar çocuk gelin diye. Şimdi hukukçu değiliz. Hani bu işin içindeyim, hukukçu değilim ama zaman zaman kafamız karışıyor. Keşke standart bir tanım olsa. Evet. Ki biz demin söylediniz, Aile Terapileri ve Terapistleri Derneği ve CİSED olarak 18 yaşın altındaki bütün evliliklerin engellenmesi gerektiğini. Yani bize göre 18 yaşın altındaki tüm gelinler çocuk gelin. Daha henüz oyun çağında olan çocukluğunu ve gençliğini yaşaması gerektiği bir yaşta bir aile olmanın sorumluluğu verilen tüm bireylere biz çocuk gelin diyoruz. Yani yapılan evcilik oyunu mu, evlilik mi? O tartışılır. Peki çocuk gelin deyimi, onların uğradığı tacizi, tecavüzü böyle biraz daha meşrulaştırmış olmuyor mu bu ifadeyi kullanmak? Yani çocuk gelin ifadesini kullanmak. Kesinlikle ataerkil ve geleneksel bir toplum yapımız var. Bu düzen içinde zaten bu tür evlilikler, çocuk yaştaki evlilikler normalleştirilmiş ve meşrulaştırılmış. Toplumun büyük bir çoğunluğu için aslında bu normal bir kavram haline gelmiş. En büyük sıkıntı da bu. Yani bu algılamayı bizim öncelikle değiştirebilmemiz lazım. Bu evlilik mi, evcilik mi dediniz? Çok güzel. Herkes okumuştur. Geçen seneydi zannedersem. 12 yaşındaki bir kız çocuğunun bir beyanı vardı. Gerdek gecesini anlatıyordu. Diyordu ki korkudan tir tir titriyordum. O titremelerin sonunda kabus gibiydi. Bayılmışım. Beni kolonyayla ayıltmışlar, kolonya falanla. Uyandığımda eşim yanıma geldi. Hadi gel yan odaya geçelim, evcilik oynayalım seninle dedi. Diye 12 yaşındaki bir çocuk gelinin dramı vardı. Bunu okuyup da
Hani boğazı düğümlenmeyen, Evet. yüreğe sızlamayan, içimizin titremediği bir insan yoktur değil mi? Ama işte maalesef bu artık normalleşmiş. Ve batıda her dört evlilikten birisi, doğudaysa her üç evlilikten bir tanesi ne yazık ki çocuk evlilikler, çocuk yaştaki evlilikler. Korkunç bir oranla karşı karşıyayız. Büyük bir oranla, büyük bir problemle karşı karşıyayız. Peki neden bu çocuklar bu kadar erken evlendiriliyor? Bunun altında yatan sebep ne Taner Bey? Ataerkil bir geleneksel aile yapımız bunun en önemli sebebi ama her zaman toplumun çocuk evlilikler için bir nedeni ne yazık ki var. Kimi zaman parasızlık, hani ekonomik sıkıntılar. Kimi zaman hala çoğu yerde evde kaldın, yaşın geçti, kısmetin çıkmayacak demeleri. Kimi zaman çocukların aile baskısından kurtulma istekleri. Kimi zaman hala aile içi ensest ilişki, tecavüz ve taciz mağduru genç kızımız çok fazla. Bu tür dramdan kurtulmak için evlenme isteği. Bazen kendini büyük görüp sosyalleşmek için artık ben büyüdüm deyip gitmek. Bazen okutmamak için, eğitim almaması için vesaire vesaire. Yani her zaman toplumun bir nedeni var. Ama neden ne olursa olsun bu hala kanayan bir yara. Evet. Ve bunun kesinlikle durdurulması gerekiyor. Pansuman da değil, kökten tedaviye evet. ihtiyacı var bu konunun. Son dönemde Rüya'nın yaşadığı dramı drama tanıklık ediyoruz. Son birkaç aydır yaz aylarında tacize uğradı. Bunun psikolojisini bozmadığı yönünde rapor verildi. Rapor verildikten 10 gün sonra Rüya intihar etti, hayatını kaybetti ve bugünkü duruşmada da sanık serbest. Bu nasıl bir şey Taner Bey? Yani bunu insanın aklı almıyor. Bu nasıl açıklanabilir yani? İnanın bazen kelimeler yetmiyor. Hani hepimiz evet. hakikaten çok etkileniyoruz okuduğumuz zaman. İçimizdeki öfke dalgaları kabarıyor. Bir şey yapma ihtiyacı hissediyoruz. Bazen bağırıp haykırmak, bazen hakikaten yakıp yıkmak istiyoruz. Yani böyle bir şey olamaz, olmaması gerekiyor. Ama demek ki kanun koyucular ve bu kanun uygulayıcılar bunda bir anormallik görmüyorlar. İçin içine kanun girdiği zaman çok söz edemiyoruz. Kanuna karşı gelmemiz mümkün olmuyor. Evet. Ama belki de bu kanunların yeniden gözden geçirilmesi lazım. Kanun koyucular bu tür konularda bilirkişilerden uzman görüşleri alarak yeni kanunlar, yeni yönetmelikler düzenleyebilirler. Ama zaten bu işin kendi aslında başlı başına bırakın çocuğun psikolojisinin bozup bozulmadığını anlaşılmak üzere muayeneye gönderilmesini, bu yaşantının içinde var olması bile yeterince büyük bir trajedi zaten. Evet. Bu çocukların, bu genç kızların psikolojisinin bozulmadığını varsaymak abesle iştikal. Böyle evet. bir ihtimal bana göre yok yani. Bizce yok, bana göre yok. Sonucu baştan belli bu evliliklerin. Mutlaka çok ağır travmalara ve psikolojik baskılara sebep olacak. Bu kişiler sonuçta daha demeye çalıştığım gibi çocukluğunu gençliğini yaşamadan bir eş olmanın, anne olmanın ki bu yaşlarda erken doğumlar çok sık karşımıza çıkıyor. Anne ölümleri, erken doğumlar, evet. gebelikler çok fazla ki çok bu da çok ayrı bir konu. Bu durumda bunların eğitimi, bilinçlendirilmesi toplumun hayatı önem arz ediyor. Ama normalleşmiş ve meşrulaşmış bir şekilde bu algıyı değiştirmek lazım. Evet. Bu çok zaman alacak böyle. Hemen olacak bir şey değil, bireysel yaptırımlarla olacak bir şey değil. Toplumsal topyekün bir mücadeleyle yazılı ve görsel medya başta kullanılarak bütün herkesin bu konularda eğitilmesiyle özellikle ailelerin, özellikle genç kızların eğitimine çok büyük önem vererek ancak olacak bir şey. Yoksa tek tek bireyler işte Rüyalar, Ayşeler, Fatmalar hiç eksik olmayacaktır. Olmayacak, hiç eksik evet. olmayacaktır. Evet. Ben size bir çay ikram edeyim. Siz beni ağlattınız ama yani şimdi sevgili izleyiciler tam yayına gireceğiz. Birkaç dakika var. Taner Bey bu konuda yaşadığı bir deneyimi anlattı. Muayenehanesine gelen bir çocuk gelinin yaşadığı bir travma diyelim değil mi? Yani kesinlikle onu travma. Anlattı. Tam bir dakika var. Biz biraz duygusal insanlarız. Kadınlar özellikle daha neyse. Duygusal. Ben tutamadım kendimi, başladım ağlamaya. Yayına nasıl girdiğimi bilmiyorum yani. O yüzden şimdi güzel bir çay size ikram edeyim. Şöyle birazcık. Hep birlikte ağlıyoruz aslında bu ya dramlara. Evet, aslında gerçekten. Siz evet çok duyarlı davrandınız ama hakikaten toplum olarak
Belki sadece biz kendimizi görüyoruz. Bir yandan diyoruz ki toplumda normalleşmiş. Belki de herkes bu kadar ağlamıyor mu acaba diye de merak ediyorum değil hakikaten. Değil mi? Biraz kanıksandı sanki. Evet. Yani çok olan bir şeymiş gibi. Afiyet olsun. Karşılıyoruz. Kabul ediyoruz bunu. Şimdi sabah bununla ilgili araştırma yaptığımda ilk şoku yaşadım. Kabullenemedim. Yani gözlerime inanamadım. Afganistan'da, Pakistan'da, Hindistan'da 6 yaşında çocuklar evlendiriliyor. Yani bu çok çok enteresan, bu çok büyük bir acı. Yani nasıl oluyor? Benim hiç aklım almıyor yani. 8 yaşında gerdek gecesinde ilişki sonrası yaşadığı kanama ve kan kaybına ölen bir Pakistanlı kız çocuğunun dramı vardı yine. Çok evet. Sık yer aldı medyada. Dediğim gibi yani o taraflarda herhalde çok daha fazla. Evet. Hani biz verdiğimiz oranlar kendi toplumumuz için daha çok. Ama gelişmemişlik ya da eğitim seviyesinin düşüklüğü, başka ahlaki baskılar, dini dayatmalar bazı bölgelerde. Bunlar için hakikaten çok zemin hazırlayıcı oluyor evet. Ama 8 yaşındaki, 6 yaşındaki bir kızın ne yaşadığından haberi bile yok. Hani bunun adı benim şahsi görüşüm olsa olsa tecavüz olur ancak. Ya evet, ben bunu hem ülkemizde yaşanan bu çocuk gelin olayları hem diğer ülkelerde bunun bir tek adı var Taner Bey. Ben buna sapıklık diyorum. Yani hiç nasıl düşünülür bilmiyorum ama ben buna sadece sapıklık olarak bakıyorum. Bunun başka bir açıklaması, başka bir ismi olamaz yani. Çocuk gelin olamaz. Evet. Olmaz, olamaz. Hani bu böyle bilinmeli. Çocuk gelin yoktur. Pedofili aslında evet. Hani kullanmak da lazım bazen. Pedofili sapkınlık hakikaten. Yani evet. 8 yaşındaki, 10 yaşındaki bir kız çocuğuna ilgi duyan birisi sapkınlık. Hatta sapıktır yani. Artık hatta bırakın eyleme geçmeyi, pornosunu hani izlemesini bile artık suç sayıyor kanunlar. Evet. Pedofili açısından. Evet. Ama bir taraftan yani eylemi normal görüyoruz değil mi? Çok kafa karıştırıcı. Hakikaten evet. Kanunların yeniden bence bu konuda gözden geçirilmesi gerekiyor. Yani bu yasaklanmalı. Bu direkt yapılacak tek şey 18 yaşı da kabul etmiyorum. Hani 20 yaşın altının evlendirilmesinin yasaklanması lazım. Çok ciddi ağır cezalar getirilmesi lazım. Başka türlü herhalde bunun önüne geçilemeyecek. Aslında hani tıbbi açıdan baktığınızda karar alma sorumluluğumuz frontal lob diye beynin bir bölgesiyle alakalı. Bunun tamamlanması da, tam olgunlaşması da 18 ila 21 yaşa kadar. Hani aslında çoğu ülkede 21 yaş çoğu şey için, evlilik değil ama çoğu şey için 20-21 yaşlardır. Çünkü karar alma mekanizmasını ya da sorumluluğun tam geliştiği yaş. Ama reşit olduktan sonra 18'inden sonra biz ona da razıyız hakikaten. Evet. Hani 18 yaşın altına eğer engelleyebilirsek, 18 yaşı üstündeki en azından lise düzeyine liseyi bitirmiş, üniversite düzeyine gelmiş birisinin evliliğiyle 8-10 yaşındaki birisinin evliliği hiç aynı olmayacaktır. Olmayacaktır o yüzden ya. Biz ısrarla savunuyoruz yani hem terapiler olarak hem ciset olarak kesinlikle 18 yaşın altındaki evliliklerin şiddetle karşısındayız ve yasaklanması gerektiğini evet. ısrarla vurguluyoruz. Umarız sesimizi kanun koyucular, kanun umarım. Yapıcılar duyarlar. Evlilik öncesi fiziksel tahlilleri zorunlu kılan iktidarların ne olur keşke anne baba eğitimi, eş eğitimlerini de zorunlu kılması evet. mümkün olsa. Bu konuda biz terapiler olarak da, lisede olarak da son derece açığız her türlü desteğe, elimizden gelen. Her türlü desteği veririz. Belediyelerle keşke işbirliği içinde evlenmeden önceki eğitimleri programlayabilsek. Hatta ve hatta daha öteye götürebilsek de muhtarlara kadar gidebilsek, o mahalledeki, köydeki muhtarlara kadar bu eğitimleri verebiliyor olsak. Ama dediğim gibi bu algı değişmeden çok zor. Yine ben size bir çok basit bir hikaye, bir ilk öğretim okulundan, zannedersem bir iki sene oldu. Geçen sene ya da önceki seneydi. Cinsel eğitim birçok okula vermeye gayret ettim. Bir okuldan telefon ettiler. Hocam bize de eğitim verir misiniz? Genelde bu eğitimleri ücretsiz verdiğimizi duyunca çok şaşırıyorlar. Hani bir menfaat ya da bir para bekliyor ama burada tekrar sizin nezdinizde söylemek istiyorum. Bu eğitimleri ücretsiz veriyoruz kesinlikle. Ve öğrencilere bu eğitimi verip veremeyeceğimizi sordular. Tabii ki dedim seve seve. Tarihi ayarladık. Eğitimden birkaç gün önce oradaki psikolojik danışman ve rehberlik öğretmeni arkadaşımız, meslektaşımız telefon etti. Müdür Bey'in dedi bir ricası var. Buyurun tabii ki dedim. Dedi ki kız ve erkek öğrencilere ayrı ayrı vermenizi istiyor eğitimi.
Dedim ki hayır, müdür oranın müdürüdür. Ama benim de müdür beyden çok küçük bir ricam olacak karşılığında. Buyurun dediler. Dedim ki önce öğretmenlere ve müdür beye eğitim vereceğim. Evet. Ondan sonra hala ayrı ayrı versin diyorsa elbette oranın amiri o çünkü dedim. Ve sorun çözülmüş oldu böylece. Yani eğitimi vermeye gerek kalmadı. Tabii ki de beraber verdik ondan sonra. Hani bütün toplum içinde beraber yaşıyoruz ama Evet. tabii bunların şunu demek istemiyorum. Hani içinde dini boyutlar da var bu işlerin. Hani onlar şu anki konumuzun dışında kalsın. Çok o konu yetkin olduğumuz alanlar değiller. Kimseyi de incitmeyelim burada. Hani her görüşe saygılıyız ama bizim burada anlattığımız daha çok psikolojik açısından hem bireylerin. Çünkü çocuk gelin dediğiniz zaman çocuk gelinlerin kendileri, aileleri, içinde yaşadıkları toplum hem kısa vadede hem uzun vadede bundan çok zarar görecek demektir. Bizim konuştuğumuz ve karşı durduğumuz olan sadece bu açıdan söylüyoruz. Evet. Dediğim gibi her görüşe de saygılıyız ama bunu doğru bulmuyoruz. Bu arada tecavüzcüsüyle evlendirilen çocuklar da oldu. Böyle bir durum da vardı. Halen yasada bunun yeri var mı? Yani tecavüzcüsüyle evlendirilmesi gibi bir durum söz konusu mu? Bu yasadan ziyade aslında çoğu aile buna razı oluyorlar. Biz bunu Evet. engelliyor olmamız lazım bence. Çocuğun ya da o çocuk gelinin ya da tacize tecavüze uğrayanların tecavüzcüsüyle evlendirildiği zaman namusunun, tırnak içinde namus, hani o yöreye, o kişiye, o aileye göre değişken bir kavram belki de. Namusunun kurtulacağına ait bir inanış var. Yasa koyucularda bu yönde kararlar aldığına göre tecavüzcüsüyle evlendirince sorunun bittiğini varsayıyorlar ama o çocuğun ya da o gencin psikolojisi, ruhsal durumu, yaşantısının ne olduğuyla kimse ilgilenmiyor. Son dönemlerde bunun kamu davası olduğuna ait okuduk, araştırmalarım da onu gösteriyor. Umarım öyledir hakikaten. Eğer bu kamu davası olmak zorunda çünkü. Ama başka bir yandan hani biz sevdik, evlendik deyip bir çocukları var ama öbür yandan kamu davası devam ediyor ve 18-20 yaşına geldiğinde hapse giren kocalar da okuduk. Hani bir düzen yok zannedersem bu konuda. Evet. Bir yandan kamu davası diyoruz ama öbür taraftan da sevdik evlendik diyen aileleri de parçalamış oluyoruz. Ama o sevdik evlendiğin yaşı kaç çok önemli. Israrla ısrarla ısrarla tekrar bıkmadan usanmadan söyleyeceğiz. 18 yaşın altındaki evlilikleri engellemediğimiz sürece Bu bu tür sorunlar evet. dramlardan kurtulmamız mümkün değil. Mümkün değil. Peki cezalar da çok caydırıcı değil mi? Zaman zaman hiç ceza, hani tecavüz ya da taciz ya da bu gibi durumlarda çok ciddi cezalar da alınmıyor, verilmiyor diye biliyorum. Eskiden şikayete tabiydi. Hani şikayet olduğu süreceydi. İşte son dönemdeki değişikliklerle bu artık şikayet geri çekilse bile bu davalar devam ediyorlar. Ama yeterli mi? Hala bence de yeterli değil. Bu kısmı evet, yani yasal kısmına avukat arkadaşlar da yasal durumlarla ilgilenenler Evet. bizden daha bilgilendirici olabilirler ancak işin hakikaten psikolojik boyutunda çok ciddi dram bu. Peki çocuğun yani hani kızın, küçük kızın böyle bir evlilik yaşaması, böyle bir cinsel ilişkiye, o yaşta böyle bir cinsel ilişkiye girmesi, onun ruhunda, bedeninde ne tür, kaç şiddetinde bir depreme sebep oluyor, öyle söyleyeyim. Neler yaşıyor Taner Bey? Bir kere yine bizim CİSET olarak kamuoyuna deklarasyonumuz vardı. Ve terapiler olarak da bu görüşü savunuyoruz. Bu ülkenin en büyük, bu konudaki yani cinsel alandaki en büyük sorunlarından bir tanesi cinsel eğitimin verilmiyor olması. Çünkü cinsellik eğitimiyle seks eğitimini birbirine karıştırıyoruz genel anlamda. Halbuki ikisini birbirinden ayırt etmemiz lazım. Seks bugünkü konumuz değil ama cinsellik, cinsiyetimize ait doğuştan getirdiğimiz özellikler, erkek ve kadın olmanın gerekliliği. Burada ben erkek gibi, siz de kadın gibi davranıyorsunuz ya da eşcinseller eşcinsel gibi davranıyorlar. Cinsellik bu, onun kendi cinsine ait özelliğini taşıyor olması ve sürdürüyor olması. Evet. Kadın olmaktan, erkek olmaktan utanmamayı öğrenmemiz lazım. Göğsümüzü gere gere ben erkeğim ve ben kadınım diye yaşayabilmemiz lazım. Bunun farklılıkları da var. Sosyal yönden eşit hakları da var. Bunları veremediğimiz, bu eğitimleri aşılayamadığımız sürece o yaşayan kişiler bunun ne olduğunu ben bildiğini de zannetmiyorum. Gördüklerimiz de bu. Bize geliyorlar. Ama sadece bunu çocuk gelin hani bunu taciz boyutunda baktığımız zaman taciz ve tecavüz de çok yaygın bu ülkede. Evliliklerde mi biraz konuştuk. Zannediyoruz ki hep yabancılar gel sana şeker vereceğim.
şekerle kandırıyor. Filmlerde falan böyle görüyoruz. Hayır, hiç böyle değil. Büyük tacize de tecavüze uğrayanların büyük bir bölümü aile içi yakınları tarafından mağdur ediliyorlar. Ekonomik şartların uygun olmadığı, çok çocuklu ailelerde aynı odada yan yana üst üste alt alta üst üste yatılan yerlerde kardeş, dayı ve benzeri birçok erkeğin tacizine tecavüzüne uğrayan birçok genç kızımız var. Yüreklerimizi sızlatıyor bu durumlar. Ama bunun da önüne geçemiyoruz. Çok fazla emek ve çaba sarf etmemiz lazım. Sivil toplum örgütlerinin sosyal sorumluluk projesi çatısı altında buna çok büyük destek vermesi lazım. Hep beraber kanun yapıcıların bu yöndeki kanunları yeniden gözden geçirmesi, uygulayıcıların daha dikkatli ve hassas olması, ailelerin eğitimlerine çok önem verilmesi, evlilik öncesi, ergenlik öncesi rehberlik hizmetinin ücretsiz ve zorunlu olması, anaokulundan başlayarak ya da en kötü ihtimalle yani ilkokuldan itibaren 5 yaşa çekildi çünkü okula başlama yaşı, cinsel eğitimin zorunlu olması, bunlardan bazıları sayabileceklerimiz. Ama öyle zamanlarda öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki bazen umutsuzluğa düştüğümüz oluyor. Aslında hakkımız yok ama insan olarak çok kısa bir anda böyle bir tereddüt, bir altyazı ya olmayacakmış dediğimiz. İşte zannedersem bu yıl Şubat ayındaydı. Özgecan bir kızımızı hani çocuk gelenlerden tacize geçtik ama kaybettiğimizde beni meclisten bir gazetenin muhabiri aramıştı. Hocam bu konuda yayınlanan çalışmalarınız var diye. Konya'dan bir avukat meclise bir önerge vermişti. Aylık 75 lira bekar erkeklere verelim. Bunlar ihtiyaçlarını gidersinler. Böylece tacizin ve tecavüzün önüne geçeriz diye. Bir yasa teklifi verilmişti. Trajikomik bu hakikaten. Güneş balçıkla sıvanmaz demiştim o zaman da. Eğitimleri yaygınlaştırmadan ve toplumu bilinçlendirmeden istediğiniz kadar para verin. Ki kaldı ki bu sorunun kendi içinde de farklı bir taraf var. Erkekleri doyurmak yetiyor zihniyete göre. Evet. Yani kadınların da böyle bir ihtiyacı, isteği olabileceği hep yok sayılıyor. Acıkmak, susamak gibi bu. Her acıktığımızda gidip bir yerden yemek çalmadığımıza göre, her cinsel yönden istek duyduğumuzda da gidip önümüze gelenle bir şey yapmamız gerekmiyor. Evet. Bunları ayırt etmek lazım. Ahlak değerleri, vicdani değerler çok başka konular. Bunlarla ama maalesef işin bu tarafı hep ihmal ediliyor. Çok çeşitli nedenlerle. Elimizden geldiğince bunlarla baş etmeye çalışıyoruz, mücadele etmeye çalışıyoruz. Bahsettiniz hani yayından önce bir vaka paylaştınız diye. Hakikaten oluyor. 15 yaşında vajinismus diye bana vaka getirmişlerdi. Vaka diyorum ona hani artık çocuk, genç kız hani ne diyeyim şaşırıyorum. Ama çalışamadık yani çalışamadım bireysel olarak onunla. Kendi değer yargılarımız da muhtemelen içindeydi. Bir terapist olarak aslında kendi değer yargılarımıza teslim olmamamız gerekiyor ama bu konu çok hassas bir konu. Evet. Belki ben de o konuda çok aşırı hassasiyet gösterdim. Ama 15 yaşında ve 1 yıllık evli yani 14 yaşında evlenmiş ve karşınızda vajinismus diye oturuyor ve seks terapisi istiyor. Hani ben bunu kendi içinde bulunduğum örgütlerde de paylaştık. Hani tedavi etmiyorum diyen de çok çıktı. Evet. Tedavi ederdim diyen meslektaşlarımız oldu. Daha profesyonel yaklaşanlar da oldu. Sonuçta etmediğimizde ne oluyor? Ya başka bir yere gidecek. Ya çözülmezse damgalanacak, eşi tarafından terk edilecek. Terk edilse de intihar eden çok fazla vaka var. Ben evde kaldım işte böyle bir sorun var diye suçlanan, dövülen, öldürülen de medyada çok dramlar okuyoruz. Çözmeye kalksanız bilmiyor bunun ne olduğunu. Ve böyle bir isteği yani oraya niye geldiğinin bile idrak edecek durumda değildi. Yani belki de çalışamıyor olmamız sadece vicdani hassasiyet değil. Bir yandan da oradaydı. Yani 15, 14, 15 yaşındaki bir genç kız yapacağı şeyin ne olduğu hakkında çok fazla da değil, hiç bilgi sahibi değildi. Evet. Ve böyle bir isteği dahi yoktu. Hani bütün baskı çocuk. Çocuk olması üzerine. Ve 10 kişi yaklaşık gelmişti bu kızımızla beraber. Annesi babası, eşinin annesi babası, akrabaları ve 10 kişi dışarıda bekliyor. Ailesinin isteği de bunlar karı koca olsunlar ve çocuk sahibi olsunlar. Yani istek de bunun üstüne düğümleniyor. Zaten hep ailelerin isteği üzerine o noktaya gelinmiş. Acaba o kıza sordular mı evlenmek istiyor mu istemiyor mu? Fikri alındı mı? Yani ilk başta alınmadığını söyledi ama sonrasında işini sevmeye başladığını beyan etmişti mesela o vaka için. Yani bunun gibi oldukça fazla vaka geliyor ama bu beni çok etkilemişti. Onun için paylaşmıştım sizinle de yani. Etkiledi.
Taner Bey, gerçekten bunun gibi bir sürü vaka var, birçok vaka var, karşılaşıyoruz. Ama dediğiniz gibi bunu ciddi anlamda çözme noktasında bir şeyler yapılması gerekiyor, adımlar atılması gerekiyor. Yoksa bu gibi dramlarla çok daha karşılaşacağız. Bir de topluma yansıyan var, evet, adli makamlara yansıyan var ama bir o kadar da aile rezil olmamak için ya da namus meselesi haline getirdiği için adli makamlara gitmeyen olaylar var. Yani burada da ailelerin ciddi anlamda eğitilmesi, bu bilincin verilmesi gerekmiyor mu? Bu eğitimin hakikaten çok yaygınlaştırılması gerekiyor, bilinçlendirilmesi gerekiyor bütün ailelerin. Özellikle kız çocuklarının okula bağlılıklarının ve devamının sağlanması çok önemli. Kadınlarımızın, kız çocuklarımızın, kadınlarımızın gelecekteki ekonomik koşullarının yeniden yapılandırılması, iş kurma olanaklarının sağlanması ve meslek edinmelerinin kolaylaştırılması, kısacası ekonomik özgürlüklerini kazanmaları bu konudaki yaşayacakları birçok dramı da önüne geçecektir. Ve tekrar tekrar söylemek gerekirse cinsel eğitimle beraber başlayan ergenlik öncesi rehberlik eğitimlerinin, evlilik öncesi anne baba eğitimlerinin, eş olma eğitimlerinin yaygınlaştırılması gerekiyor. Dünyadaki en ucuz meslek anne babalık olamaz. Yani çocuktan çıktık. Her meslek için dünya eğitim alıyoruz. Durduk yere hiç kimse o mesleği olmuyor, tecrübe kazanıyor. Ama anne baba olmak için sadece gerdeğe girmek yetiyor. Evet. Ve sonuçta da özellikle çocuk yaşta evliliklerdeki bugün konumuz buydu. Kendi daha sorumluluğunu alamayan, psikolojik yönden, sosyal yönden ve fiziksel yönden gelişimini tamamlamamış insanların anne olma ya da eş olma sorumluluğunu alması onun üzerinde kesinlikle ve kesinlikle çok ağır psikolojik travmalar yaratacaktır. Bu travmaların sonucunda sağlıksız ve mutsuz aileler türeyecek. Sağlıksız ve mutsuz ailelerde yetişen çocuklar da sağlıksız ve mutsuz olma ihtimali çok yüksek. Böylece gelecek nesilleri de hem evlilikten soğutuyoruz, evet, hem de onları da zaten daha çocukluktan itibaren sorumlu bireyler olarak yetişmelerine olanak tanımış oluyoruz böylece. Aslında sadece o aileyi değil, sözüm öyleydi, hem o çocuk gelenleri, hem ailelerini, hem de dolayısıyla toplumu aile, evet, yapısını tehdit eden bir unsurla, evet, karşı karşıya kalmış oluyoruz. Şimdi bu çok göz ardı edilecek bir durum değil ve bu olasılık hesabı da değil. Yani bunun böyle olacağı, hani psikoloji, evet, pozitif bir bilim değil, %100 değil. Ama sonuçta böyle olacağı kesinlikle çok öngörülebilir bir şey. Bu neden engellenmiyor, neden hala üzerine gidilmiyor? Elbette son yıllarda duyarlılık arttı. Çoğu sivil toplum örgütlerinden çok olumlu gelişmeler görüyoruz. Medya yansıyan çalışmaları çok duyuyoruz ve bunları takdir ediyoruz hakikaten. Keşke bunları arttırabilsek. Evet. Hepimiz üstüne düşen görevleri fazlasıyla ve layığıyla yerine getirebilsek. Yoksa bu kanama hala devam edecek, edecektir, gibi, evet, duruyor yani. Peki bir başka konuda tecavüz olayları sonrası bazı şanssız kadınlar hamile de kalabiliyor. Hı hı. Bu çocuklar doğmalı mı Taner Bey? Ya da kürtaj, yani... Bu çok zor bir soru mu oldu? Soru. Çünkü bununla ilgili hükümetimizden de hani zaman zaman, evet, sesler duyuyoruz. Doğmalı yönünde değil mi? O çocuk doğmalı yönünde. Zaten yasal kürtaj süresi, yani çocuğun alınma süresi 10 hafta. Hani bir kere 10 haftaya kadar olan da yasa anlamda bireyin kararı buna yeterli. Hani kişinin kendi rızası, ben bu çocuğu istiyorum ya da istemiyorum demesi 10. haftaya kadarki süreçte yeterli. Ama 10. haftaya geçtikten sonraki birçoğu geç fark ediliyor hakikaten. Hı. 10. haftaya geçtikten sonrası bu o konu uzmanlarının vereceği bir heyet raporu sonunda kanunlarla belirlenmeli ama her halükarda şunu söylemek lazım. O bireyin rızası, tabii yaşı çok önemli olmak kaydıyla, tecavüze uğrayan 15 yaşında bir genç kız mı yoksa 25-35 yaşında bir ergenliğini geçirmiş bir olgun, erişkin bir kadın mı? Yani bu sorunun cevabı o yaşa göre de değişir. Eğer erişkin ve olgun bir kadından bahsediyorsak, demin az önce anlattım, kendi özgürlüğünü vermemiz gerektiğini anlattık. Birey olarak kendi bu rızayı gösterecektir, alınırsa da alınmasın. Ama çocuk yaşta olduğunda bu çok daha büyük dram. O zaman bir muhtemelen kişisel görüş değil de bir heyet raporu doğrultusunda, bir kurul kararıyla, içinde kadın doğumcuların, psikiyatristlerin olduğu, terapistlerin olduğu bir kurul kararıyla
bunun devam edip etmeyeceğine karar vermek herhalde son derece sağlıklı olacaktır. Evet. Yoksa birey olarak ne benim ya da birey olarak ne o 15 yaşındaki genç kızın ya da sadece sizlerin görüşü geneli yansıtmayabilir. Evet. Peki dernek olarak ne yapıyorsunuz? Ne tür çalışmalar yapıyorsunuz Taner Bey? CİSET Adana Şube Başkanısınız. Siz aynı zamanda Aile Terapileri ve Terapistler Derneği Genel Başkanısınız. Evet. Ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor faaliyetleriniz? Bizim öncelikle CİSET olarak zaten çok uzun yıllardır var olan bir derneğiz ve Türkiye'deki en yaygın cinsel sağlık alanında çalışan en köklü kurumlardan bir tanesiyiz. Herhalde 2009 yılıydı Adana'da kurduğumuz. Ve amacımız toplumun cinsel yönden bilgilendirmek ve onların sorunlarının üstesinden gelmek. Türkiye'de her 10 erkeğin 7'sinde, her 10 kadının da 8'inde hayatının bir döneminde cinsel işlev bozukluğu var. Evet. Çok yaygın oranlar. Bu bizim yaptığımız bir çalışmanın sonucuydu. Bu konuda elimizin niyettiği gidebildiğimiz her yere gidip eğitim vermek, gelen sorulara ücretsiz danışmanlık hizmeti vermek. Bunlar en fazla faaliyette bulunduğumuz alanlar. Bunun üstüne ise bu yıl Haziran yaz aylarında Aile Terapileri ve Terapistleri Derneği'ni kurduk. Buradaki amacımız da aile kutsallığını ve bütünlüğünü korumaya gayret etmek ve bu konuda çalışan, aile evlilik terapileri alanında çalışan meslek profesyonellerini, işte psikolojik danışmanları, psikologları, hekim arkadaşları, sosyal hizmet uzmanlarını, pedagogları, benzer meslek profesyonellerini aynı çatı altına toplamak ve bunu bir örgütsel, bir sivil toplum örgütü şeklinde hızlandırmak bu faaliyetleri. En çok üzerinde durduğumuz alanlar aile bütünlüğü, aile içi iletişim ve özellikle çocuk gelinler. Evet. Bu dramların önüne geçebilmek. Bugün bu alana verdiğiniz için de tekrar teşekkür ediyorum ben size. Biz teşekkür ediyoruz. Terapiler olarak elimizden gelen her türlü kuruma destek vermeye hazırız. Okullara, meslek örgütlerine, kurumlara ücretsiz eğitimlerimiz devam edecektir. Bize Terapi Derneği yazdıklarında ulaşmaları mümkün zaten. Ya da Taner Cantar benim ismimi yazdıklarında her türlü ulaşabilirler medya aracılığıyla. Zaman zaman programlarınızda da bizi takip ederlerse seviniriz. Evet. En çok kapısının çalınması gereken branşınız açısından en çok kapınızın çalınması gereken hekimlerin başında geliyorsunuz. Toplum olarak gerçekten cinsel sağlığımız nasıl ifade edeyim? Ciddi cinsel işlev bozuklukları var. Ama maalesef çok konuşulmuyor. Konuşmayı sevmiyoruz, utanıyoruz, gizli tutuyoruz. Oysa ki bir başımız ağrıdığında doktora gidiyoruz ya da bir midemiz ağrıdığında işte hastalandığımızda koşa koşa doktorun kapısını çalıyorsak cinsel sağlığımızla ilgili bir sorun yaşadığımızda da kolaylıkla gidebilmeliyiz. Ama niyeyse gitmiyoruz. Bu konuda da ciddi bir şey yaşıyoruz, sıkıntı yaşıyoruz değil mi? Ayıp, yasak ve günah. Evet. Tabu çünkü. Ve bilmiyoruz. En büyük sorun bilmiyoruz. Farkında değiliz belki bilmiyoruz. Bir sorunumuz olduğunu. Doğuştan gelen ve bir yetenek olduğunu zannediyoruz. Bilmiyoruz. Bilmediğimizi de bilmiyoruz. O yüzden de ne konuşabiliyoruz ne danışabiliyoruz. Ancak gizli kapılar arkasından. Ama son yıllarda bu oran biraz değişmeye başladı. Artık biraz daha bu konuda bilinçlenmeye başladı insanlarımız. Ama yeterince eğitim veremediğimiz sürece ne tacizlerin, tecavüzlerin önüne geçebiliriz. Evet. Ne çocuk gelinlerin önüne geçebiliriz. Ne aile içi dramların önüne geçebiliriz. Ve yapılan çalışmalar yine gösteriyor ki son yıllarda özellikle Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı çalışmalar 2015-2014 verilerinde artık yaklaşık her 5 evlilikten bir tanesinin boşanmayla sonuçlandığını gösteriyor. Sebep? Cinsel sorunlar. İçinde mutlaka var ama hala çok çeşitli sebepler var. Geçimsizlik, şiddetli geçimsizlik mutlaka, diye bir tabir var biliyorsunuz. Ama biz anne baba olmayı, karı koca olmayı birbirine karıştırıyoruz burada. Ve ben genelde şöyle diyorum. Çocuklar ayaktayken anne babayız ama çocuklar uyuduktan sonra karı koca olduğumuzu unutmamamız lazım. Evet. Ailelerin ve evliliklerin devamını sağlayacak en önemli sorulardan bir tanesi. Biz sağlıklı ve mutlu bir aile yaşatabilirsek ki çocukların eğitiminin de ailede başladığını hiç unutmayalım lütfen. En büyük cinsel eğitimin de ailede verildiğini, anne babasının birbirine sevgisini gösterdiğini gören, birbirine dokunduğunu gören, birbirine saygı gösterdiğini gören çocuklar bu eğitimi almış olacaklar zaten. Evet, otomatikman. Otomatikman. Unutmayalım bunu ve sağlıklı mutlu aileler yetiştirirsek sağlıklı çocuklar, dolayısıyla da sağlıklı nesiller yetiştireceğiz demektir. Çocuklarımız sağlıklı ve bilinçli olduğu sürece
ne çocuk gelin dramları yaşarız. Evet. Ne de bu kadar büyük boyutlarda taciz ve tecavüz yaşayacağızdır. Ne de boşanmalar. Ne de boşanmalar olmayabilir. Hı-hı. Çünkü özellikle evlilik öncesi eğitimleri yaygınlaştırırsak ve bunu aynı fiziksel tahliller gibi belki çok kısa ücretsiz zorunlu eğitimler şeklinde verebilirsek ya da bir sorun yaşadıklarında bir danışmana başvurabilme farkındalığı yaratabilirsek birçok boşanma önüne geçebiliriz. Ama belki yeri gelmişken söylemek lazım. Aile evlilik terapilerinde hani temel amaç ailenin bir arada kalması, illa boşanmamayı sağlamak değil. Aslında o ailenin sağlıklı yürümesini sağlamak. Evet. Genelde biz terapistlere hep bir kriz anında ya bir aldatma ya bir şiddet ya boşanma arifesine geldiğinde evet, son noktada, son noktada çoğu zaman hani otobandan önceki son çıkış der gibi bir şey oluyor. Bize bir de denemiş olalım diye geliyorlar. Yani boşanma avukatından bir basamak önce evet, yer alıyoruz. Halbuki bunun normal evliliğin içinde baş edemedikleri her türlü sorunda bir danışmanlık farkındalığı olursa ailelerin bu sorunların büyük bir kısmı zaten büyümeden önlenecektir. Ve bu eğitime yaygınlaştırılırsa, televizyonlarda, gazetelerde bu bilgilendirme yapılırsa, sivil toplum örgütleri genel anlamda bütün herkese giderse, demin bahsettiğim gibi belediyelerle, muhtarlarla evet, işbirliği içinde büyük projelere imza atılırsa bu bilinç kesinlikle kazandırılacaktır. Belki hemen olmayacak, belki çok kısa bir vadede sonuç vermeyebilir ama kesinlikle uzun vadede çok büyük büyük faydaları göreceğine inanıyoruz biz toplumun bu evet, konuda. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için, bu güzel sohbet için. Umarım izleyicilerimiz de keyif almıştır bu sohbetten. Sevgili izleyiciler, ÇİSET Adana Şube Başkanı, Aile Terapileri ve Terapistler Derneği Genel Başkanı, Aile ve Evlilik Terapisti Doktor Taner Can Atar konuğumuzdu. Çocuk gelinleri konuştuk, taciz ve tecavüz olaylarını konuştuk. Konu tatsızdı, üzücüydü ama maalesef toplumun kanayan yarası diyelim, biraz klasik bir tabir olacak ama kanayan yarası, eğitimin ne kadar önemli olduğunu vurguladı Taner Bey. Eğitim aile içinde başlıyor. Bence bu konuda anne ve babalar da üzerine düşeni yapmalı diyorum. Bir kez daha teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim.